Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara surası 190. ayet. Estaizu billah. Ve qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Ve la ta'tadu. İnna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Sizler bilen can kılıyıp duruyan kişiler bilen Allah yolunda can kılıyılar. Ve haddilerinizden aşmaylar. Elbette Allah haddiden aşuçularını yaş görmeydi. Suyuti ayet yaptılar ki وَلَمَّ سُدَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنِ الْبَيْتِ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلو له مكة ثلاثة أيام. حديبية يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله زيارات قلشليك عمر قلشليك دن توسرغن لرده من قلنغن لرده كين كافر لبن سلوخ كلدلر كي كلاسي يلي قيتب عمرغن كلاده و kafirler hem üç gün gece Mekke'ni Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve sahabelerine boşaltıp koyuşluğuna vaade verişti. Şunda ve tecehheze li umretil qada. Peygamberimiz Aleyhisselam o şehirli umre kılalmadılar. O şehirli umre kaza buldu. Bana bir yıl ki gün şu kazanı kılıçlığı için tergerlik gördüler. Ve hafu en la tefiye Kureyş وَيُقَاتِلُوهُمْ. Ve sahabeler, Kureyş müşrikleri, kafirleri vaadelerde türmesli giden korktular. Ve sahabeler umreye bargen de elbette indule fakat yine ibadet niyeti de var ediyor. Lekin kafirler hıyanet kılışıp geplerden kayıtıp ularlan can kılışlıklardan korktular. Korkanı yıkan diye canından korkma yaptı. İki taraftan endişe geçiyor yaptı ki birinciden ibadet ayları da var yapız. İbadet zamanı da. Ve ibadet mekanı da var yapız. Bu kafirler hiç neseden kayıtmaydı. Mabada ular cendi başla varsa. İki taraftan hatar var. İbadet zamanı ve ibadet mekanı da bizim cend kılışımızda doğru gibi kaladı. Ve biz bana şu günahke mürtekib bu kalamız. Bu bir. İkinciden biz hazır fakat yine umre niyeti de ibadet niyeti de kitiyat biz. Can kılıç niyeti de kitiyat turganımız yok. Şunun için biz cenge teyar bu miyimiz? Cenge var ruhaniyette bu miyimiz? Şunun için kafirler eğer birden ege cenge başla var adıgan bosa bana bu taraflardan biz zarar görüp kalışımız mümkündür oylandılar. Dekin sahabeler can kılıçtan korkmasıydı. Ular cihattan korkmasıydı. Ular xursand bo'lib, sevinib, Allohga hamd aytgan holatda jihad qilishardi. Jihaddan qo'rqishlik bizning zamondagi musulmonlarning bidiyat fikri u. Bidiyat fikr jihaddan qo'rqishlik. O'limdan qo'rqishlik bidiyat. Islomda joiz emas jihaddan qo'rqishlik, o'limdan qo'rqishlik. Sahobalar jihaddan, o'limdan qo'rqmasdi. وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام. Ve Müslümanlar, sahabeler, kafirler haramda, mübarek yerlerde ve sahabeler ihram deyken, ibadet keyfiyeti deyken ve şehrul haram hürmetli aylarda can kılıçlarını yaman gördüler. Hahlemediler. Nezele, şunda bana şu ayet nazil buldu. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Şimdi Allah Teala bu ayeti nazil kıldı ki Allah diyorlar da can kılıyorlar. Uruşuyorlar Allah diyorlar da. Kıtal kılıyorlar. Ey li'e'la'i dinihi. Yani Allah'ın dinini âli kılıçlık için. Ellezine yekatilûnekum el kuffer. Sizler ben can kılıyorlar. Kafirler ben can kılıyorlar. Ben Allah Teala emir kılıyordu. Büyüdü yaptı can kılıçlıkken. Yani Allah Teala etti ki, mabada şundi halette ular can kıladı gönbüse, hiç ikkilenmezden, oyunlanmazden can kılıyorlar diye yaptı. Ve la ta'tadu,
alayhim bil ibtidai bil qital, jangni birinchi boshlashlik bilan haddlaringizdan oshmanglar. Jangni sizlar birinchi boshlamanglar. Agar birinchi boshlasalaringiz haddlaringizdan oshgan bo'lasizlar. Innalloha la yuhibbul muhtadin. Albatta Alloh taolo haddidan oshuvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Ma haddalahum, ya'ni al-mutajawizina ma haddalahum. Alloh taolo had qo'yib qo'ygan, chegara qo'yib qo'ygan, qonun qo'yib qo'ygan, shulardan oshib ketadigan, shularni buzadigan odamlarni yaxshi ko'rmaydi. Wa hadha mansukhun bi ayati bara'a aw bi qawlihi waqtuluhum haythu saqiftumuhum. Suyuti aytyaptilarki, bu oyat keyin mansux bo'ldi, deyapti. Yo baroat surasi, ya'ni Tavba surasida kelgan oyatlar mansux bo'ldi, yoki keyingi oyatlar mansux bo'ldi, deyaptilar. Nima demoqchi? Imom Suyuti aytyaptiki, bu oyatda biz bu oyatdan hukm chiqaradigan bo'lsak, jihod qilishligimiz, jang qilishligimiz kimni qarshisida bo'ladi? Biz bilan jang qilgan kishilarga. Ama biz kitoblarda ko'ramiz, mana fiqh kitoblarida ham o'qidilaringiz. Hanafi ulamolari ham o'zlarining bütün kitoblarida bayon qilishyaptiki, kofirlar bizga jang qilmasa ham tinch yashaylik, iltimos, hurmatli musulmonlar, kelinglar jang qilmaylik deb yalinsa ham, biz ularga birinchi bo'lib jang boshlashligimiz vojib deb bütün Hanafi kitoblarida kelyapti. Qarang, ular jangni xohlamayapti. Lekin biz Alloh rizosi uchun jihod qilishligimiz, biz o'zimiz boshlashligimiz vojibdir. Lekin oyat aytayaptiki, sizlardan jang qiladigan kishilar bilan jang qilinglar, deyapti. Demak, kim biz bilan jang qilsa, u bilan jang qilamiz, jang qilmasa jang qilmaymiz. Shu masala kelib chiqadi. Suyuti shuning uchun aytayaptiki, bu islomning avvalida edi. Islom endi rivojlanib turdi. Islomiy hukumat yangi edi. Dushmanlar ko'paymasin deb, kim biz bilan jang qilsa jang qilamiz, jang qilmaganlarga ishimiz yo'q, deyap turadi. Dushman ko'paymasin deb. Ya'ni harbiy dushman ko'paymasin deb. Dini e'tiqodiy dushman ko'p, lekin qurol ko'targan dushman ko'paymasin deb. Faqatgina jang qilganlardan jang qilinglar, deyapti Alloh taolo. Keyin bu qayt, bu shart keyingi oyat bilan mansux bo'ldi. Tavba surasidagi oyatdan yoki keyingi oyatda mana Alloh taolo aytayaptiki, hozir uni ham ko'ramiz. Waqtuluhum haythu saqiftumuhum. Kofirlarni qayerda topsalaringiz, kofirlarni qayerda ushlasangiz o'ldiringlar, deyapti Alloh taolo. Shu oyatlar mansux bo'ldi, deyaptilar. Lekin biz doim aytayapmiz, mansux deyishlikka jur'atli bo'lmasligimiz kerak. Sen narsaga mansux, mansux demaslik kerak. Ya'ni biz bu oyat qanday qilib mansub bo'lgan deymiz. Hozir bir odam bizga jang qilsa, biz jang qilmaymizmi? Jang qilamiz. Ha, to'g'ri, bizning zamondagi musulmonlar jang qilishmayapti. U beamallik qilishyapti. Mansub bo'lgani yo'q oyat. Lekin bizni qarshimizga jang qiladigan kishilardan jang qilishimiz albatta farz. Farz bo'lgan narsa. Demak, mansub bo'lmabdi ekan. Balki bu oyatlar bir-birini to'ldirib, bir-birini bayon qilib kelyapti. Bir-birini mansub qilgani yo'q. Mana Baqara surasi 190-chi oyatda Alloh taolo jihodga amr qilyapti. Alloh yo'lida jang qilishlikni farz qilyapti. Qarang, amr bo'lyapti. Bundan oldingi oyatlarga aloqasi ko'rinib turibdi. Tartib bilan Alloh taolo hukmlarni bayon qilyapti. Mana endi jihod farz bo'lyapti. Butun ulamolar aytadiki, Makkada jihod farz emas edi. Madinaga chiqqandan keyin jihod farz bo'ldi. Makkada jihod farz emas edi. Sahobalar iltimos qilishdi, "Ya Rasululloh, izn bering, biz jang qilaylik." dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, izn bermadilar. Nimaga? Hali ozchilikmiz, zaifmiz. Kofirlarga qarshida jang qila olmaymiz hozir. Jang qilishlikka imkoniyat yo'q. Shuning uchun hozir sabr qilinglar, da'vat qilinglar faqat, dedilar. Ba'zi ulamolar aytadiki, endi o'sha hukmlar mansux bo'ldi deydi. Mana bu oyatlar bilan jang qilinglar, deyapti Alloh taolo. Endi mansux bo'ldi deydi. Lekin yana muhaqqiq ulamolar aytadiki, mansux bo'lgani yo'q. Holatga qaraladi. Masalan, hozirgi vaqtda ham
kafirlerde karşısına cihat kılıçdakisi hiç imkanı bu mesele. Bizi Müslümanlar da çüngendik mes elbette. Bizi Müslümanlar hazır, eğer birleşedik bu sürece cüde kette kuvvet, hemen ise bak kulları da. Hazır ki Müslümanlar acizmez, zayıfmez. Hemen ise var o terka halas. Müslümanlar da kulu da hemen ise var. Kuralda her kendi türüyen var, püldüsüden var, adam ki köp. Elhamdülillah 2 milyarda Müslüman var. Yine kança buluş gerek cihat kılıçken. Dünyada mesela 6 milyar insan bulsa, biz 5 yarım milyar bulsak, ular 500 milyar kalsa, şunda cihat farz buladı mı? 2 milyar Müslüman var. Şunda hem cihat farz bu mesela. Bu ne degen gap bu? Fakat bizi terkakligimiz halas. Biz birleşedik hem bulsak, bizde plan var, kuralan var, hemen ise var. Her kendi mutakassılarımız var. Her kendi. Demek, hazır, men ayet yaptırdığın halat, kendi bir halat. Kafirler kichkina bir cemaat, bütün İslam alemine nispetlenmez. Kichkina bir mintakadagi, aciz bir Müslümanlar, hiç kimin alakası yok. Hiç kendi kural yarağı yok. Mesela bir mahalle dinik, bir memlekette çeke şehirini, çeke bir kışlağı da yaşadığı insanlar. Hiç kendi bir cengden haberi yok. Hiç kendi dünya bir alakası yok, Müslüman olar. Ular da etrafında o şey kışlağı da etelik ki bir mingta adam yaşaydı. Kafirler 10 mingta askerden gelişti. Kural yaradı bütün türleri var. Muhasara kuvayan. Hatta yaptı cenklerimiz diye. Ya teslim bulasılar bizi ya diye. Ve bazı şartlarda kuyu yaptılar. Ben de şimdi halatlarında siz cenkler mi yesulemden? İmkanınız yok. Hiç kendi kural yaranız yok. İlmiz yok. Tecrübeniz yok. Bunun diye halatlar cenkler mi yesiz? Bu Mekke halatı yok şeydi bu. Hani? Mekke halatı ki o şeydiğin halatı bu. Siz cankiler miyiz? Elbette bu müşkületten çıkışlıyız gerek. Harlıke sabır kimin? Hicret kılasız. Başka yollardan bundan halatlardan çık gitin. Harbı yürmeyin yok. Lekin o şey vakitte sizce cihat farzmez. Cankışlıyız farzmez. Çünkü imkanı yok. Huttu mesela taharatı yok adamge namaz farz bu megenlik. Taharatiz bu mesela namazda vaktikir diyor namaz okuyalmıyız. Çünkü taharatiz yok. Avval taharat kılın, su bilen, su bilmese turpa bilen teyemmüm kılın, ki namaz okuyun. Hemen su yok ki, taharatsız namaz okur hemen demeyesiz. Cihad hem şimdilik. Cihad ki imkaniyat bulsun, ki cihad kılas. Bizi zamanda hem hazırlıyor mu hüküm? Demek ki Mekke'nin haleti mensuh bu mevdiyken. Belki yukarıda etkenimizde bu hükümler, haletlerge karab geliyip yaptırırken hükümler. Bana Suyuti aytayapti ki bu ayetinin nazil bo'lishining sababi Peygamberimiz Aleyhisselam umraya ketib turganlarida sahabeler müşriklerine ishonmaganligi uchun biraz xavotirlandi. Ve bu güzel bir tafsir. Hozir kafirler İslam'a hemen narsada e'tiroz qilishyapti-yu, xususan jihad borasida, jihad to'g'risida juda qattiq e'tirozlar qilishyapti. Müslümanlar cenge varırlar, uruşta yaş görürdü, cengde yaş görüşürdü, adam öldürüşte yaş görürdü. İslam adam öldürdüğün din, cengledigen, ceng bölgedeki memleketler büzülürdü, insanlar ölürdü. Hemen ise arkaya gitirdi. Bu bütün insaniyetke hılap bölgen, zulüm bölgenlerse. İslam şimdi bir yaman, Müslümanlar hem şimdi yaman insanlar. Hususen onların içi de teröristleri var. Fakat yine cengilerimiz diyenleri var. Bunlar en zararlı, en yavan insanlar. Dip körü yapsalar, günlüğü 24 saat mes, 25 saat gelişi yaptı. Başka işi yok. Bütün küs gayretini şöyle sayıya sarfleşi yaptı. Lekin, bana İslam'da başlanışı gibi biz kareyimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'de 13 yıl kaldılar. 13 yıl sabır kıldılar. Körmegen zulümleri kalmadı. Şirin gapirib davat qildilar. Şirin gapirib chaqirdilar. Va cennetke chaqiryapti. Hiç kimga zarar bergani yok. Bu kafirler nimaga ularga e'tiroz qilmaydi? 13 yıl sabır kılındı. Peygamberimiz aleyhisselamdek en mübarek, en yaxshi insan sabır kılıyapti. Bu kişinin atrofidagi Abu Bakir, Umarlar, Bilallar qattiq zulümlerge sabır kılışıyapti. 13 yıl sabır kıldı. Ahri ularda
Vatanidan chiqishga majbur qildi. Vatanini tashlab ketishga majbur qildi. Do'konlarini, uy-joylarini tashlab ketishga majbur qildi. Tashqariga chiqdilar. Shunda ham birdaniga jihod farz bo'lgani yo'q. Ko'rildiki, kofirlarda hech qanday bir insonlik yo'q. Ular vahshiy. Faqat qo'lidan kelsa har qanday vahshiylikda zulm qiladi ular. Shundan keyin Alloh taolo jang qilishlikka izn berdi. Jang qilinglar dedi. Qarang. Islomda jihodni farz bo'lishligini ko'rsangiz, yana kofirlarning qanchalik bir noinsofligini, qanchalik zolimligini ko'rasiz. Islomda qancha sabr qilganligini ko'rasiz. Islom boshidan shunday. Biz Islom kelishiga jihod e'lon qilmadi. Odam o'ldiringlar demadi. Qaytanga yuqoridagi darslarda keldi, hali yana keladi. Islom odam o'ldirishlikka qarshi. Odam o'ldirilmasin deydi. Insonni himoya qiladi doim. Lekin kofirlar har doim sizga zulm qilaversa, har qanday aziyatni beraversa, sizni inson yerida ko'rmasa, vataningizdan chiqishga majbur qilsa, qarindosh urug'laringizdan sizni mahrum qilsa, vataningizdan, mulkingizdan mahrum qilsa sizni, hamma narsangizni hech o'ylamasdan tortib olaversa, yaqinlaringizga zulm qilaversa, siz endi o'zingiz diningizni, nomusingizni, joningizni himoya qilishingiz joiz emasmi? Himoya qilmaysizmi? Hozir dunyo buda bo'lib turgan janglarni ham qarang, kofirlar hadi musulmonlarni yomon ko'rsatyapti, bular terrorist, bular Taliban, bular Al-Qoida falon piston deb. Lekin shularga ishlayapti turgan musulmonlarga biz aytamiz, kofirlarku kofir ular dushman. Musulmonlarga aytamizki, musulmonlar qanday qilib ularga ishonyapti? Kofirlarga ishonish joiz emas. Hozirgi holatimiz ham ayni Makka holatiga o'xshaydi-ku. Hozirgi vaqtda musulmonlarda urush niyati yo'q. Xususan bu zamondagi musulmonlar tinch yashashni yaxshi ko'rishadi, hech urushni xohlashmaydi. Kofirlarni o'rtalarda urush yo'radi. Har kuni urushadi. Lekin kofirlarda hech urushkisi yo'q. Ammo kofirlar hamma zulmni qilyapti. Hech qaysi tarafdan ayamayapti. Keyin bu qurol olishga majbur bo'lyapti qo'liga. Dunyoning hamma yerida shunday bo'lyapti. Iroqda nima bo'ldi? Chechenistonda nima bo'ldi? Suriyada nima bo'ldi mana Suriyada? Qarang. Hozir Suriyada shu Bashar va uning hukumatiga qarshi kurashib turgan, jihad qilib turganlarni uyalmasdan terroristlar deyshyapti, zolimlar deyapti. Bular vahobiylar, salafiylar, Al-Qoida bular. Bular vatan dushmani, insoniyat dushmani, islom dushmani deyshyapti. Qarang. Buni albatta kofirlar va kofirlarga sotilgan xoin olimlar gapiryapti buni. Lekin Suriyadagi jang qanday boshlandi? Suriya millati miting qildi avvalida. Hamma shohid, hammamiz shohid bo'ldik bunga. Butun dunyo shohid, bor, tarixda qoldi bu narsalar hammasi. Suriya millati chiqdi, aytdiki, podsho turaversin. Bashorni biz yaxshi ko'ramiz dedi. Almashmasin dedi. Hukumati ham turaversin. Hammasiga rozimiz, lekin biroz erkinlik bersin bizga dedi. Hamma tarafdan siqib tashlagan. Ilm tarafdan ham, iqtisoddan ham, tijoratdan ham, maishatda ham. Bemalol Suriyadan chiqolmaymiz, Suriyaga kiralmaymiz. Hamma tarafdan qisib tashlangan. Sal imkoniyat bersin, biz vatanimizga ko'proq xizmat qilaylik deydi. Bashar nima qildi, askarlarini jo'natdi, hammasini qirdi, otdi. Qarang, qurolsiz chiqqan va biz yaxshi ko'ramiz bu podshoni deyapti. Qolsin hukumat deyapti. Faqat bizga biroz erkinlik bersin deganligi uchun otdi ular. Ayamasdan otdi. Shunda ham millat aytmadiki, bizni otdi-ku endi jang qilaylik deyishmadi. Yana chiqishdi, aytdiki, bizning maqsadimiz hukumat emas. Bizning maqsadimiz hukumatni yo'qotish emas. Balki biz noto'g'ri tushungandir. Biz hukumatimizni yana ham yaxshi ko'ramiz. O'zi xato qilyapti shu gapi bilan u. Lekin shu darajada soddalik qilishyapti, qarang. Biz hukumatimizni yaxshi ko'ramiz, Bashorni yaxshi ko'ramiz deyapti. Bashor dunyoda eng katta podshoh deyapti, eng yaxshi deyapti. Undan it yaxshi deyapti. Biz hammasiga rozimiz deyapti. Bizga faqat biroz imkon bersin deyapti. Chiqishdi, yana otdi, yana chiqishyapti, aytayaptiki, mana biz qurol olmayapmiz deyapti. Ko'ksimizdan chiqyapmiz mana deyapti. Qancha davom etdi bu? Keyin ko'rishdiki, Bashor ularni hech qasini sinamayapti. Chaqaloqlarigacha so'yib tashlayapti. Ko'chalarda o'sha vaqtga mana internetni ko'ring. Ko'chalarda ayollar o'sha vaqtda zino qilishdi.
Yosh bolalar dushab olsa so'yib tashlashdi. Tarixda bo'lmagan zulmlarni qildi. Kim millat majbur bo'ldi qurol olishlikka. Butun dunyo tomosha qilib o'tiribdi. Dunyoda bir kofirga bir musulmon sal qovog'ini sop qo'ysa, inson haqlari tashkilotlari hammasi to'planib, hali musulmonni mahkama qilishadi. Sen kofirga nima qovog'ini sop qo'yding? Bu musulmon esa-ki, men o'z hayotimda hech kulmaganman. Tug'ilgandan beri shuni qovog'im solingan. Yo'q, sen qovog'ini sopsan sen. Deb butun dunyoga e'lon qilishadi, reklama qilishadi. Falonchi mister falonchiga zulm qilib qo'yibdi ekanlar. Suriyada kuniga minglab odamlar otilyapti, butun dunyo tomosha qilib o'tiribdi. Hech qanday inson haqqini himoya qiladigan tashkilot bir kalima gapirgani yo'q. Bashorni ham ular qiryapti. Millat majbur bo'ldi qurol olishlikka. O'zini himoya qilmasin, otib tashlaversin buni. Endi ular quvvatlandi ular. Endi o'cham olishyapti. Mana intiqom ham olishyapti. Kofirlar ustiga g'olibdan bo'lishyapti. Endi dod deyshyapti endi. Bular Al-Qoida, bular terrorist, bular falonistan deb. Qarang. Butun dunyoda shunday bo'lyapti. Afg'oniston ham shunday. Afg'oniston millatini ham bular terrorist, falonistan, Taliban, Al-Qoida insoniyat dushmani deydi. Haqqi yo'q-ku. Afg'oniston millati agar hozirgi qilyap turgan jangini Moskvada qilyap turgan bo'lsa, kofirlar ularni zolim desa, biz zolim bo'lishi mumkin. Qani bir tekshirib ko'raylik desak. Ular kelib Afg'onistonda urushyapti-ku. Yoki Afg'oniston millati Amerikaga borib urushyap turgan bo'lsa, kofirlar ularni zolim desa, biz aytsak-ki, bir tekshirib ko'raylik-chi, agar zulm qilyap turgan bo'lsa, jazosini beraylik desak. Amerika okeanlarida ustidan uchib kelib erinmasdan Afg'onistonda urushyapti. Vatanini himoya qilgan, nomusini himoya qilgan millat terrorist, zolim, Al-Qoida bo'lyapti. Iroqda ham shunday. Iroq millatiga dunyoning har tarafidan kofirlar yopirilib keldi. Suriyaniki ham shunday. Eron badbaxshiyalar kelyapti. Rusiyadan kelyapti, Belarusiyadan kelyapti. Har tarafdan kofirlar kelib zulm qilyapti. Nomusini, qizini, ayolini himoya qilgan, chaqaloqini himoya qilgan zolim bo'lyapti. Şimdi Müslümanlar o'ylamaydimi, sal tefekkür qilmaydimi? Ming afsuslar bo'lsinki, hayron qolasiz. Müslümanlar shu darajada johil, shu darajada bir ahmoq bo'lib qoldiki, yana shu Suriyadagi mujohidlarni malomat qilib o'tirganlar ko'p. Xato qilishyapti ular, sabr qilish kerak edi. Qarshi chiqmaslik kerak edi. Shularga badduo qilish kelib ketadi. Shunga badduo qilish keladiki, shu Suriya xalqini boshiga kelgan narsa seni ham boshingga kesin deb o'rgish kelib ketadi. Yana Allohdan qo'rqasiz. O'zini boshiga kelsa, biladi keyin. O'zini ko'zini oldi xotinini zino qilishsin, qizini zino qilishsin, pashalab tashlasin, so'yib tashlasin. Ko'zini oldida o'sha 2 yoshlik bolasini yotqizib, pichoqda sanchib o'ynasin. Kim biladi keyin? Sabr qilish kerak edi. Dermikin qani ko'ramiz. Ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlari ko'pchiligi yana kofirlarga tarafdorlik qilib o'tirishibdi. Uyalmasdan qancha-qancha katta olimlar yana shularga tarafdorlik qilib o'tirishibdi. Millatni malomat qilishib. Doim shu jihodni tagini ko'rsangiz, musulmonlar ezildi, mazlum bo'ldi, o'zini himoya qilishlik uchun qurol oldi ular. Tinch yashayap turgan diyorlarda qani musulmonlar turgani yo'q-ku. Tinch yashayap turgan, namozidan man qilmasa, Qur'onidan man qilmasa, ilmidan man qilmasa, hijobidan man qilmasa musulmonlar chiqib u hukumat yiqitamiz demayapti-ku, jang qilamiz demayapti-ku. Endi yashab yurishdi go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib. Lekin bular qo'ymayapti-ku bular. Hech narsasini qo'ymadi. Zotan musulmonlarga hayotni harom qilib qo'yapti kofirlar. Yashashni ma'nosi qolmayapti. Namusingiz qolmadi, vataningiz qolmadi, mulkingiz qolmadi, hech narsangiz yo'q. Qul bo'lib qolgansiz, qul, qo'g'irchoq bo'lib qolgansiz. Keyin majbur jang qilyapsiz, sizni malomat qilishyapti. Avvalo musulmonlar ko'zini ochsin, ikkinchidan shu narsani kofirlarga aytish kerak buni. Amerika, rus, bu kofirlar musulmonlarning diyorlariga borib zulm qiladi, xolagan rasvoligini qiladi. Ular qahramon, ular insonlar haqqini himoya qiladigan, ular vatanlarni himoya qilyapti, ular insoniyatni taraqqiyotga olib ketyapti-da. U yerda dinini, vatanini, nomusini himoya qilib jang qilganlar terrorist bo'lyapti. Islomda jihod bor, jihod farz islomda. Boshlanishi mana bunday boshlandi. Boshlanishdan ham bizni malomat qilisha olmaydi.
Endi hozir shu jihat hukmi bor ekan. Biz aytamizki, agar islomda jihat hukmini borligi, islomda aybi bo'ladigan bo'lsa, islomda kamchiligi bo'lsa, nimaga kofirlarda hozirgi bu qonunlarida jang bor? Amerika qaysi qonunga ko'ra jang qilyapti? Amerikani sizga hech kim bostirib borgani yo'q-ku. O'zi bor mana Koreyada ham jang qildi. Iroqda jang qildi, Afrikada jang qilyapti mana. Afg'onistonga borib jang qildi. Har tarafda jang qilyapti Amerika. Qaysi qonunga ko'ra? Demakki, uni qonunida bor ekanda jang qilishlik. Mana Rusiya O'rta Osiyolarni bosib, mana O'rta Osiyo millatlarini qul qilib oldi. Qaysi qonunga ko'ra jang qilyapti? Agar jang qilishlik yomon bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa, nimaga jang qilyapti? O'tursin o'zini Moskvasida, Rossiyasida o'tursin. Nima qilib yuribdi O'rta Osiyoda ular? Nimaga Afg'onistongacha boryapti? Qo'layotgan yergacha boryapti-ku ular. Demak, ularni ham qonunlarda bor ekan jang qilishlik. Ha, demak, sizlar jang qilsangiz bo'laradi, biz qilsak bo'lmaydimi? Qarang, musulmonlarga ayting. Oldin musulmonlarga tushuntiring shu narsani. Mana kofirlar jang qilmayaptimi? Qilishyapti-ku hammasi. Libiyada ko'rdingiz-ku Fransiya qancha nima qildi. Hozir Afrikada ham Yevropa juda qattiq nima qilyapti? Tirishyapti. Jang qilmasin ular. Nimaga bostirib kelyapti ular? Lekin biz endi o'zimizni himoya qilsak, bular jang qilar ekan, urushar ekan bular. Bevala bizni so'ysin, biz tomosha qilib qarab o'tirishimiz kerak ekan ularga. Va hatto o'zlarining kitoblarida maqtaydi ham. Ruslarning kitoblarini o'qing-da. Lenin aytgan, Lenin. Bir davlat, bir hukumatda jang qilishlik bo'lmasa, u hukumat rivojlanmaydi degan. Buni qoidaga kulliya qilib qo'yib turib, aytayaptiki, endi shu sotsializm hukumatimiz rivojlanishligi uchun bu hukumat doim jangda bo'lishlik kerak. Biz oldiga qarab ketishligimiz kerak. Bugun Afg'onistonni bosib oldikmi? Ertaga Pokistonni bosib olishligimiz kerak. Undan keyin uni bosib olishligimiz kerak. Shunday shaklda ketishimiz kerak deydi. Haqiqatan ham shunday. Afg'oniston millatidan so'ring yoki bunday tarixga kiring. Afg'onistonga rus Pokistonga kerak bo'ladigan butun mollarni olib kelib qo'ygan. Afg'onistonni olishiga 100 ga 200 ishangan, Pokistonga jangsa nima ketadigan narsalarni Afg'onistonga olib kelib qo'ygan. So'rang afg'onistonliklardan bir tarixga kirib ko'ringlar. Rus qo'li qayerga ketgan bo'lsa, o'sha yerlarga undan keyingi mintaqalarga ishlatiladigan asboblarni olib borib qo'ygan. Qo'lidan kelmay qoldi bechoralarni. Bo'lsa butun dunyoni bosib olmoqchi edi. Amerika ham shunday. Qo'lidan kelmayapti. Bo'lsa butun musulmonlarni bundan qism o'tkazib olmoqchi. Qo'lidan kelmayapti bechoralar. Ha, deb bizga tosh otishyapti. Ko'ring? Demakki, kofirlar va kofirlarga aldangan ahmoq musulmonlar, bu jihad nima degan narsa bu? Bu kerak emas. Bu zamonda, xususan bu zamon taraqqiyot zamonida hech jangni kerak yo'q deganlarga biz oldin mana Qur'on hadisdan gapiramiz. Uni qabul qilmasa aqlan tushuntiramiz. Mana kofirlar jang qilyapti. Seni eng rivojlangan degan seni xudoing. Sen xudo qo'ygan Amerika jang qilyapti-ku. Qilmasin. Ikkinchi xudoy mana rus qilyapti-ku jang. Qilmasin bo'lmasam, taraqqiyotni shular olib kelgan bo'lsa, nimaga jang qilishyaptilar? Jang qilishlik taraqqiyotga xilof bo'lsa. Shular rasa vaqt edi. Amerikada eng obro'li odamlar kimlar? Yaxshi urushganlar, generallar. Rossiyada eng obro'li odamlar kimlar? Shu yaxshi urushganlar, jangovar odamlar. Qarang, eng katta maoshni kim oladi? O'shalar olishadi. Amerikani daromadini eng katta miqdori qaysi tarafga ketyapti? Ta'lim tarbiyaga ketyaptimi? Elektronikaga ketyaptimi? Yo harbiyatga ketyapti armiyaga? Ko'ring, armiyaga ketyapti. Ha, butun kofirlarniki shunday. Aqlingizni ishlatmaysizmi? Musulmonlar sal aqlni ishlatmaydimi? Kofirlar shunchalik jangga qarshi bo'lsa, nimaga topgan suganini jangga ishlatyapti ular? Eng obro'li odamlari shular. Shu janglarda o'lganlar uchun haykallar tikishib ibodat qilishyapti-ku qahramonlarimiz deb. Demak, hech kim jihodni jangni malomat qila olmaydi. Biz ularni malomat qilamiz. Ularda jangi zulm, gunoh. Bizniki esa vaqotilu fi sabilillah. Alloh yo'lida jang qilinglar deyapti Alloh taolo. Biz Alloh yo'lida jang qilyapmiz.
yapıyoruz. Özümüzü himaye kılıyoruz. Ve ulardan can kılıyıp durduğumuz olsak, biz ajdatlarımız kıyken olsa ve hazır bizi biraderlerimiz ulardan can kılıyıp durduğumuz olsa, ertaga bizi zürriyetlerimiz can kısa, biz ulardan harlaş mahsada can kılıyoruz. Biz yaşlı niyette. Şuna İslam'da kabul olsun, cenneti bulsun diye niyette kılıyoruz. Ama ular bizi harlamak için ular. Bizim maksadımız dünyamız, bizim maksadımız ahiret. Yani, bizdeki efzal böyle yaptı. Bizdeki Allah ve Resulü'nün buyruğu, Kur'an'daki yan, savab, acil, ibadet ve biz insanlarına onların saadeti için şunlar necat tapsın, cehennemde otun, bulmasın diye cihat kılıyoruz biz. Ama kafirler bizi dünya ahirette har kılıçdığı için can kılıçı yaptı. Her taraftan bizi cihadımız, cengimiz efzal. Bazı kezzab, deccal alimlerimiz, Allah-u Teala onlarda hidayet kısın, hidayeti kabul kımasa tezirak yok atsın onlarda. İslam'a katta zarar bir şey yaptı. Ayet şey yaptı ki, hiç uyalmazdan Kur'an'da can kılıçlık kemegen. Kur'an'da can kılıçlıkta buyruk yok. Bu mücahitler, zalimler, insaniyet düşmanı bölgen insanlar, Kur'an'da mesela cihad degen kelimesini delil kılışadı. Cihad degeni, mücahede degeni. Yani kendi tahrif kılı yaptı. Kur'an'da büzü yaptı. Allah hükümlerini büzü yaptı. Kafirlerde razı kılıçlığı için. Müslümanlarda harlanışıya fatva biri yaptı bunlar. Kafirler harlanışıya harla olursun, Müslümanlar sabır kılı olursun deyip fatva biri yaptı bu deccal alimler. Kur'an dedi ki Kur'an'da cihad kegen, cihad mücahede degen, hareket kılmak degen. Hareket kılıçlık fakat yine kural bilen bu muydu? Aldığınız zamanlarda kural bilen bu yandı. Hazır kalem bilen bulsun, kitap bilen bulsun, til bilen bulsun, medya bilen bulsun. Yani TV bilen bulsun, radyo bilen bulsun, gazete bilen bulsun. Ya ki iktisadi taraflardan bulsun diye şey yaptı. Şunlar hepsi cihad diye yaptı. Demek ya bunlar illa ki kural yapışı yaptı diye yaptı. Biz etmemiz ki bu kazzab bu, deccal. Bunu bu kafirliği de şeki yok. Çünkü bana ayet karın bette katilu diyordu. Cahilu deme yaptı bana. Katilu, katil kililer diyordu. Katil diyen öldürmek diyen. Katilu, can kililer diyordu. Karın. Cengde başka manası yok ki. Doğru mu? Allah yolu da can kililer diyordu. Kur'an'da bunu diyor ki, hazır görürsün ne iştesi? Katar ne katar kilerdi. Kital hemesi. Kur'an'da köp yerlerdekiler. Bunlar dedi ki Kur'an'da can kılışı yok değil. Kafir de bu. İnkar kılı yaptı Allah hükmünü. Kur'an'da bizi yaptı, özgürtleri yaptı. Cihatlı zamanı mesaj hazırdı yaptı. Kim geti yaptı Allah Teala bunu? Senin de iman olsa sen geti yaptı Allah Teala. Katilu fi sabilillahi. Allah diyor da can kılılardı yaptı. Cengi emir bunu yaptı. Farz bunu yaptı cihat. Kital farz bunu yaptı. Ama fi sabilillahi. Allah yolu da olsun. Eğer Allah yolu da cengimesiz, onda günahkar bulas. Caizmez. Yani İslam kançeli mahkem. Allah rızası için, İslam'da âli kılıçlığı için, dünyadan zulüm diyor kaçlığı için cengiles. Başka maksat demez. Başka maksat da siz Allah'ta gazabı yakalas. Bir de cihattaki ihlas meselesi keled. İhlaslı buluşluk gerek. Eğer zahiren hemen meseleyiz, şeriatga muvofiq bo'lsa-yu, lekin ixlosingiz bo'lmasa, faqatgina ixlos bo'lmasa, yana jahannamga ketasiz. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, qiyomat kunida jahannamga birinchi tashlangan 3ta odamning ikkinchisi shahid. Alloh yo'lida shahid bo'lgan. Zohiran qarasangiz hech qanday ayb yo'q. Mukammal Qur'on hadisiga muvofiq, ammo uni niyati Alloh rizosi emas edi. Odamlar maqtasin, falonchi jasur ekan. Cesaretli yakin, hiç kimden korkmasa yakin. Yaman cengi vararken. De mehtesin de cengildi, öldü. Adamlar mehtedi. Allah-u Teala dedi ki mükafatini aldın. İnsanlar da mehtesliği mükafat. Bizi huzurumuzda senin mükafat yok. Çünkü kütmedin bizden mükafat. Ferişteler ki emir kıladı. Bitirden yerine sudreşip cehennemge taşı varışadı. Şunun için cihat Allah'ın yolu da buluşluk gerek. Mana bu ayette birinci bizi nazarımızı karatıp durganı ellezine yuqatilunakum. Sizler ben can kıladigan kişilerle yaptı. Can kılıyıp duruyorum ne? Elbette can kılamız biz.
Az dünyadaki hazırki halat şu. Hazır Müslümanlar uzun diyardan tashqariga chiqib turib jang qilgani yo'q. Ya'ni o'zini diyori tinch bo'lgan bo'lsa-yu, o'zini diyorida xotirjam yashayib turgan bo'lsa-yu, keyin kofirlarni tinchini buzib turgan bo'lsa, unday emas. Hozir biz jang qilyap turganlar bilan jang qilyapmiz. Dunyoning qayerida musulmon birodarlarimiz jang qilyap turgan bo'lsa, ular jang qilganligi uchun jang qilyapti. Mana Birmada nimalar bo'lyapti, qarang, Birmada. Yaqinda internetda ko'rib qoldim. Birmadagilar mushrikki ular. Musulmonlar o'sha to'rg'a bemalol bir qo'ydi to'rg'ayib turganda to'rg'ashib shuvaylardan go'shtlarni ajratib bemalol xotirjam kulishib, hiringlashib go'shtlarni nima qilishyapti? Hali dinlilarga bosyapti. Musulmonlarni. O'sha xuddi qo'ydi parchalayib turgandek. Butun dunyo tomosha qilib o'tiribdi. Qani insonlarni haqqini himoya qiladiganlar. Musulmonlar dedi, bular vahshiy, bular falonmisdan o'zini portlatdi, falonga ketib pistonchini o'ldirdi. Ha, senlar so'yib tashlayapsan-ku, qo'yni so'ygandek qilib. Ko'ring, internetga kirib ko'ring. Yoqib tashlayapsan-ku, tiriklaysa. Yoqib tashlashdi-ku. Minglarcha odamlarni yoqib tashladi Birmada. Hozir Suriyada ham shunday bo'lyapti. Chaqaloqlarni yoqib tashlashgan. Qop-qorov qo'ygan. Bu vahshiylik emasmi bu? Bu bo'laradimi bu? Ular biz bilan jang qilyapti, kim biz jang qilyapmiz ular bilan? Allazina yaqatilunakum sizlar bilan jang qiladiganlar bilan jang qilinglar deyapti Alloh taolo. Amr qilyapti, buyuryapti. Farz mana musulmonlarga jihod qilishlik. Qo'shni mamlakatlar tomosha qilib o'tirmasin. Bugun Birmada musulmonlarni qo'ydi so'ygandek so'yib yeyishyapti turgan bo'lsa, shashlik qilyapti turgan bo'lsa. Siz aytmang, yo Birma qaytdan ko'zimi, ertaga sizni ham boshingizga keladi. Suriyada bo'lib turgan narsalarni tomosha qilib o'tirmang. Bizga nima, o'zlarini bir xatosi bo'lgandir-da. Peshanasiga yozilgan ekanda demang. Ertaga sizni ham boshingizga kelib qoladi. Alloh aytayapti, sizlar bilan jang qiladiganlar bilan jang qilinglar deyapti. Va la ta'tadu. Lekin haddlaringizni oshmanglar. Qarang, jangga buyurib, islomni mukammalligini qarang, haddlaringizni oshmanglar deyapti. Ya'ni sizlarga zulm qilmagan, sizlardan jang qilmaganlardan jang qilmanglar deyapti. Endi bu jang qilmaganlardan jang qilmanglar degan tafsir Suyutini fikriga ko'ra bo'lyapti bu. Chunki buni mansux dedi-ku. Lekin islomda hozirgi hukm shuki, kofirlar biz bilan jang qilmasa ham biz jihod qilishligimiz farz aslida. Farz. Aytadiki, butun islomiy mamlakatda xotirjam yashayapti, islomiy hukumat Qur'on hadisiga amal qilib yashayapti. Shunda ham biz kofirlardan jihod qilishligimiz farz bizga. Mazlum holatda emas, g'olib bo'lgan holatimizda. Unga ko'ra vala ta'tadu boshqa ma'noda bo'ladiki, jihod qilinglaru islomning hukmlaridan tashqariga chiqib ketmanglar. Jihodda ham zulm qilmanglar. Qarang, islomning mukammalligini jang qilyapsiz, ammo zulm qila olmaysiz. Masalan, tafsirlarda zikr qilinadi. Kofirlardan jang qilib turganlarda ularni bolalarini o'ldirmanglar. O'ldirmasinlar bizni. Islom tarixini ko'ring, biz ajdodlarimiz kofirlardan jang qilganda, to'g'ri Yevropaga bordi biz ajdodlarimiz. Rossiyaga bordi, bordi har yerga. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Aziz bo'lib borishdi ular. Biznikilar asboblarni ko'tarib ishchi bo'lib, qul bo'lib boryapti turgan bo'lsa, bizning zamondagi musulmonlar, biz ajdodlarimiz qilichlarni ko'tarib borishdi, aziz bo'lib borishdi. Haybatli otlarni minib borishdi, pishqirishib. Va oltinlarni olib qaytishdi ulardan jizyalarni olishib. Biz zamondagi musulmonlar ketmonni ko'tarib, boltani ko'tarib borishyapti, ishlab-ishlayaptida, keyin ular tepib hayda borishyapti. Pulini ham bermasdan. Jihod qilasizlar deyapti Alloh taolo, lekin haddlaringizni oshmanglar, kufr diyoriga bordingizmi, yosh bolalarni o'ldirma deyapti. Nimaga o'ldiryapsan uni? O'ldirma. Allohning g'azabiga qolasan. Bizi ajdodlarimiz o'ldirmadi, ammo ular bizi yosh bolalarimizni o'ldirishyapti. Ayamayapti-ku. Bostirib kelishyapti, sizni topolmasa darrov bolingiz ushayapti. Bolingizga zulm qilyapti. Islom aytadiki, xotinlariga zulm qilma, xotinlarni o'ldirma. Lekin ular bizi xotinlarimizga zulm qilishyapti-ku, onalarimizga, singillarimizga zulm qilishyapti-ku. Agar shu bizga tegishli ayollar tushib olsa qancha xursand bo'lishyapti ular. Va islom aytadiki, yoshi qari bo'lgan erkaklarni ham o'ldirma. Qariyalarni o'ldirma deyapti.
Peki ular hammasini öldürüyaptı-ku, hiç kim ayamayaptı-ku bizde. İslam hatta aytadiki, ularni ibodatxonasidagi rohiblarini öldürme. Çünkü cengarlaşgan ular dünyanın tark qilgan odamlar. Bunlar en birinci bo'lib dindorlarimiz öldürüşadi-ku, olimlarimiz öldürüşadi birinci bo'lib, en xorlagan holatda. Ve asir olgandan keyin ularga zulüm qilmaslik. Asir aldık mı? Asir alınganda amir ya ularni öldüredi, adli öldüredi. Qiynamasdan, azob bermasdan. Yoki qul qiladi. Yoki masalan jizya oladi, qo'yib yuboradi. Jizya berasizlar deydi. Qo'yib yuboradi ularni. Islomga itoat qilishadi ular. Boshqasi yo'q. Biz zulm qilmas edik. Islomda harom. Kofirni asir olgandan keyin azob berishlik harom. Lekin ular hozir bizi birodarlarni asir olishsa, bemalol qaysilardan qiyishyapti-ku badanni xolagan yeridan. Tiriligicha. Ayollarimizni ham qanchalik nima qilyapti? Tirik ayolni qonini kesib, xotin ko'rib turibdi. Qonidan bolasini chiqarib olyapti. Qonidan bolasi ham tipirchilayapti, kulishib, xahalashib, hali bolani ham mijiqlab o'ldirishyapti, hali xotin ham bolasini o'limini, xorlanishini ko'rgan holatda o'lyapti, jon beryapti. Zulmda hamma turini qilishyapti-ku, hasharotga qilinmaydigan, hayvonga qilinmaydigan zulmlar qilinyapti. Bizda unday narsa yo'q edi, biz unday qilmas edik. Biz bir yerde fatih kıldıkmı, İslam'da bir yer fatih buldu mu, bir yer vayran kılınmıyordu. Maksat fatih buluşluğu, İslam'da hakim filanımız buldu. Ular onu deymez, bizim memleketlerine bastırıp gördü mü, vayran kılışır yaptı ki. Hiç de seni koyma yaptı ki. Ve la ta'tadu diyelim, bana şu neseler. Cihatlı kanunlardan teşkerine çıkmayalardı yaptı Allah-u Teala, haddilerini aşmayalardı yaptı. Siz bu kafir ki budur durup, onge zulüm kıladı görmezsiniz, Allah'ta lanet yakalasın. Allohning g'azabiga qolasiz. Alloh taolo sizni jahannamga tashlaydi. Mana islomning go'zalligi, mukammalligi, adolatini qarang. Kofirlarda zarra qadar yo'q-ku bu narsa. Demak, mana endi jihad qiladigan inson jihadning bütün hukmlarini bilishlik kerak. Kimiki mana jihadga chiqsa, Alloh yo'lida jang qilaman desa, jihadda bütün masalalarni yaxshi o'rgansin. Aytmasinki, men borib mujohidlarni o'rganib olaman demasin. Aldın yaşta örgənəsiz, kin cihat gəbərəsiz. Bu məsəm, vələ tə'tədu digən ayət kəməl qılənməyiz. Siz haləsiz, haləməsiz, həddizdə aşıb qoyasız. Cihat qılasızı, cəhənnəmə gətəsiz. Çünki şəriyyətkə xilaf cihat qılayabsız. Cihat qılasızı, Allah-ı lənəti gəxaləsiz. Cihat qılayabsız, Allah-ı qəzəbi gəxaləsiz. Həmə düşmən bu ilişbilən bir gəlikdə. Hozirgi vaqtda jihodga borish oson emas. Ota-onangiz dushman, qarindoshlaringiz dushman, hamma dushman. Birinchi bo'lib ota-onangiz yugurib boradi hukumatga. Shuni men oq qildim, ming marta aytdim ketmagin deb. Ishoninglar, vallohi billahi, nima desam ishonasizlar. Hech qanday aloqam yo'q. Deydi, hukumat bo'ldi, ishondingiz ham yo'q, ishonmayapti turganga o'xshayapsizlar. Deyoradi takror-takror. Endi shuncha qiyinchilik bilan birgalikda, ota-onangizni badduosini olish bilan birgalikda yana Allah diye mazhabı yakalasın. Demek ki çünkü cihat hükmünü bilmeyiz. Cihat kendi yakınışlığını bilmeyiz. Ve la ta'tadu diyen nahiye çubkamaslık için bilişlik gerek. Cihatı mükemmel örgenin. İnne Allah la yuhibbul mu'tedin. Elbette Allah-u Teala haddiden aşuçilerde yaş görmeyedir. Bunun ikide tefsiri var. Yani Allah-u Teala yaş görmeyenden ki Allah saklasın. İş bitti şimdi bunu. Siz mücahid bo'lasizmi? Fath, dünyanı fath qivoring, Allah sizi yaxshi ko'rmasa nima keragi bor? Maqsad Allohning muhabbati emas mıydı? Allohning rizosi emas mıydı? Allah razı emas sizden. Maqsad dünyanı fath qilish emas. Maqsad Allohni razı qilishlik. Shuning uchun Allohdan qo'rqing, shariatga muvofiq jihad qiling. Shunda Alloh taolo baraka beradi. Sahobalarning jihadiga baraka bergandik. Hozir bizning zamondagi jihadlarda baraka yo'q, ilm yo'q chunki. Mücahitlerde ilim yok. Mana Suriye'de cihat bul yaptı. Barıp körün. Bargalardan sorun. Köptülüğü mücahitler namaz okumaydı. Başkasını koyun yendi. Akideni bilmeydi. O kendi yıkılı bu cihatta bereket buladı. Doğru işlerde yaşlar yiyen var. Alımlar yiyen var. Akidesi yaşlı bugünler yiyen var. Ama köpü nihayetten aksi insanlar. Köpü şimdilik. Siz ki hadisden aşık koyarsınız da Allah-u Teala sizi yaş görmeydi. Azayız perçelen yaptı, ölü yapsız, ballaz yetim kalı yaptı, yani Allah sizi yaş görme yaptı.
dünya ahirette azabını satıp alıyorsunuz. Dünya ahirette saadetle buluştuğu için dinde yaşı örgensizlik gerek. Hüseyin mücahidler cihatta yaşı örgensin, kin emel kısın. Allah-u Teala haddeden aşkenlerde yaş görmüyordu. Bu ayette iki de tefsiri var. Biri cihatke tekişliği mesela. Yani şu yarımını okusuz. وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُحْتَد۪ينَ Haddeden aşkenlerde aşmıyorlar. Elbette Allah-u Teala haddeden aşkenlerde yaş görmüyordu dedi siz. Şu ayette iki de tefsiri var. Birincisi cihatke tekişliği. İkincisi mutlaka. Hayatınızda hiç kendi yerde haddinizden aşmayın. Fakat cihat meselesi olmaz. Muamelede haddinizden aşmayın. Bir mu'minge muamele kılıyıp dururken de ona hakaret kılmayın. Peske vurmayın. Zulüm kılmayın, gıybet kılmayın, tuhmet kılmayın. Meskele kılmayın. Haddinizden aşmayın. Haddinizden aşsız Allah-u Teala yaş görmeyedir. Ticaret kılken de hıyanet kılmayın, eldemeyin. Ticarette eğer haddinizden aşsız Allah-u Teala yaş görmeyedir. Nikahta, üylendiniz mi? Ailevi halette haddinizden aşmayın. Allah yaş görmeyedir. Yani bu ayet ikinci tefsiri umumi bulup insanın hayatını hem sahasında uzun içi yalurladı. 191. ayet وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Ve ulanı kayırda topsalariz, kayırda üşesalariz, öldürürler ulardı diyordu Allah-u Teala. Ve silahını çıkarıvargen yerden ulardı hem çıkarıvarıyorlar. Ve fitne katilden betterdir. Mescid-ül Haram'da ular silahından can günü, kıl günüge kadar silah üyede can kimiyorlar. Haram'da ular canını baştan günüge kadar silah can kimiyorlar. Eğer sizler ben can kılıçsa haramda. Faktuluhum, onda uladı öldürüyorlar. Kafirlerin cezası meneşün diye buladı. Meneşü kafirlerin cezasıdır. Süütiyet yaptılar. Vaktuluhum haysu sakiftumuhum vacettumuhum. Uladı öldürüyorlar. Kayıtta topsalarız ularını. Vakhricuhum min haysu akhracukum. Ve sizlerde çıkarı varken yerden uladı çıkarı varıyorlar. Ey min Mekke'de, yani Mekke'den çıkarı varıyorlar. وَقَدْ فَعْلَ بِهِمْ ذَلِكَ عَمَ الْفَتْحِ Peygamberimiz Aleyhisselam şunu Mekke fethi yerine kıldı şunu. Kafirlerde kayıtta tavsiye öldürdüler ve Mekke'den bütün müşrikleri çıkartışadılar. Mekke'de bir arta müşrik kalmadı. وَالْفِتْنَةُ اَشْشِرْكُ مِنْهُمْ اَشَدُّ اَعْزَمْ مِنَ الْقَتْلِ لَهُمْ فِي الْحَرَمِ Müşrikler tarafından böyle yaptırırken şirk fitnesi sahabelerinin haramda ularını öldürüşlükten göre yamanraktır, betterraktır, ketterraktır. Ebe lihrami lezi isteazamtumuhu ya ki sizler bu ne diyen ki ihramdaki adamım cenkledi mi diye sizler ondan göre şirk yaman idi, better idi. Ve le tuqatiluhum indel mescidil haram ay fil harami. Haramda, mescidil haramda ulardan cenkmeyler diye yaptı Allah-u Teala. Hatta yuqatilukum fihi üyede sizlerden cenkı günlerine kadar. فَاِنْ قَاتَلُوكُمْ ف۪يهِ Eğer sizler bilen haramda can kılırsa فَاَقْتُلُوهُمْ ف۪يهِ Sizler hem haramda uladı öldürüyorlar. وَفِي قِرَاتٍ بِلَا أَلِفٍ فِي الْاَفْعَالِ السَّلَسَةِ Şu üçte fiilde bazı kıraatta alefsiz geledi. قَاتِلُوهُمْ yani اُقْتُلُوهُمْ dip geledi. كَذَلِكَ الْقَاتِلُ وَالْاِخْرَاجُ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Kafirleri öldürüş ve kafirlerini vataneden çıkar varışlık ulanın cezasıdır. Allah'a diyebdi. Ulan cezası şu diyebdi. Cezanın ergeni amelini mukabil edeginerse. Kafirlerin mükafatı şu. Ben Allah'tan bu ayette yeneyem ken kılıp cuhatke büyürüyordu. Vaktuluhum haysu sakiftumuhum. Ulanı kayende üşeseleriz. Kayende tapsalarız öldürürler diyebdi. Hani? Ayette zahiri şünge dağlar kıladı ki kafirde kayıt döşeseyiz öldürüşeyiz gerek. Kayıt döşeseyiz öldürüşeyiz gerek. Lekin ayetinin zahiri her kendi halette alınmıyordu. Ben de hazır Müslümanlar kafirlerden alaylaşıp yaşayıp yürüşüptü. Ayette zahirini alıp kafirlerde kayıt döşese öldürüşeyiz caizmez. Bunun uzlarını, uzunu şart şeraitleri var. Elbette
Jang boshlanib ketsa boshqa masala. Jang bo'lmasa, tinchlik bir holat bo'lsa. Birinchidan u hukumat bo'lishi kerak. Islomiy bir hukumat. Katta bir jamoat bo'lishi kerak. Keyin kofirlarni da'vat qilishlik kerak islomga. Va ularga aytish kerak, islomni qabul qilasizlar yoki jizya berasizlar yoki jihad qilamiz, jang qilamiz deyishlik kerak. Shunga qarab turib tartiblar olinadi. Va jihadga yuqorida aytganimizdek imkoniyatlar bo'lishi kerak. Jihadga imkoniyat bo'lmasdan turib, kofirlarga masalan tinchlik e'lon qilinsa-yu, tinch yashaymiz, bir-birimizga zulm qilmaymiz desa-yu, lekin orqadan kelib hujum qiladigan bo'lsa, bu joiz emas bu. Kofirlarning betiga borib, tinch yashaymiz deyapsiz. Bir-birimizga zulm qilmaylik deyapsiz. Ammo kofir teskari qarab ketyapsa, orqasidan borib pichoq uryapsiz. Bu joiz emas bu. Durust emas. Ha desa kofirni qattiq topsa o'ldiringlar degan. Na to'g'ri qilyapsiz. Qur'onga amal qilmayapsiz siz. Bu joiz emas. O'zining ahkomlari bor. Aytayapsiz-ku, mana jihodni masalalarni o'rganishlik kerak. Ba'zi insonlar mana kufr diyorlarida kofirlarga tajovuz qilishyapti, kofirlarni o'ldirishyapti, kofirlarni molini olishyapti, har xil ishlarni qilishyapti. Ha desa bu joiz bu. Kofirlarni mana o'ldirsa bo'laveradi, molini olsa bo'laveradi. Ularni qoni ham halol, ularni moli ham halol deyapti. Shu gapni gapiryapsanmi? Ha. Gapirasanmi? Ha. Qani? Kofirni milisasi seni ushasin. Qani gapirchi? Aytchi. Hukumat ushasin seni. Aytchi shuni betiga. Biz sizlarga jang e'lon qildik. Sizlarni mollaringiz ham, qonlaringiz ham bizga halol bo'ldi. Deb aytgin. Kim biz aytamiz? Kim mashalloh deymiz. Alloh rozi bo'lsin deymiz. Ochiq aytding, shu ishni qilding deymiz. Ammo ularni qo'liga tushib qolsa, yalinib, qancha pul kerak bo'lsa beramiz deb, xato qilib biz ekan, meni aldashibdi ekan, deydi. Chiqib olgandan keyin ularni oldiga borsa, biz urushmaymiz, biz jang qilmaymiz, sizlar yaxshilikni xohlaymiz deydi-da, yana orqadan borib turib, yana o'g'irlik qiladi, kofirlarning pulini o'g'irlaydi va kofirlarni o'ldirmoqchi bo'ladi. Bu joiz emas-ku bu. Qaysi din bu? Qanaqa din bu? Qaya ketdi bir mo'minning lafzi qaya ketdi? Sen va'da beryapti o'ding-ku. Sen so'z berding ularga. Sen kazzobmisan sen? Bu kazzob-ku bu. Dinga dog' tushiryapti. Islom dinini kazzob deb ko'rsatyapti bu. Islom dinini qoralayapti. Kofirlar aytadiki, bular inson emas bular deydi. Islomiyatda ham inson emas bular deydi. O'sha voshi yaninadi, oyog'imiz o'pishadi. Titraydi, qaltiraydi. Qo'yib yuborsak, sal qaramay qolsak, darrov bizga xiyonat qilishadi deydi. Bu xiyonat-ku bu xoinlik. Payg'ambarimiz alayhisalom sahobalarni jihodga jo'natib turganlarda aytadilarki, Allohni zikri, Allohni ismi bilan ketinglar jihodga. Taqvo qilinglar va xiyonat qilmanglar. Qarang, jangda xiyonat qilmaysiz. Jangda kofirlarga biz sizlarni o'ldirmaymiz dedingizmi? O'ldira olmaysiz ularni. Omonlik berib qo'yyapsiz. Hayotda ham shunday. Siz bordingiz, kofirlarga aytdingizki, men sizlarga zarar bermayman dedingizmi? Zarar bera olmaysiz. Zarar beradigan bo'lsangiz, uni aytasiz uni. Sizlar bilan biz o'rtamizda dushmanlik bor. Bilsin ular ham. Qani? Mayli islomni tushunmasangiz, siz taqvodan bo'la olmasangiz, hech bo'lmasa erkak bo'ling. Qani? Mard bo'ling-chi. Ayting-chi. Bo'lmasa unda dinga dog' tushirmang. O'zini shaxsiy masalalar uchun dinga dog' tushirmasin. Yana uning ustiga ko'pchilik musulmonlar o'zini diyordan boshqa bir diyorga boryapti. Masalan, aytaylikki, O'rta Osiyodagilar. O'rta Osiyoni qayeri bo'lsa bo'lsin. O'zbekistonmi, Tojikistonmi, Qirg'izistonmi, qaysinisi bo'lsa bo'lsin, Rossiyaga boradi. Rossiyaga borsa, kofirlar ular o'zini dinini ham yaxshi biladi, islomni ham yaxshi biladilar. Islomni yaxshi bilganligi uchun har taraflama tadbirlar ko'p qo'ygan ular. O'zbekistondan kelgan odam Rossiyaga vizasiz kelolmaydi. Bir propiskasiz yasholmaydi. O'rta Osiyodan kelganlar hammasi shunday. Xullas, islomiy diyorlardan kelganlar hammasi shunday. Siz bordingiz, boryaptiganda viza bilan kiryapsizmi? Yoki propiskasini olyapsizmi? Sizga propiska beryaptimi? Ya'ni sizga iqoma, chetda yashashligingizga izn beryaptimi? Shu shartnoma bo'lyapti. Siz ular bilan shartnoma qilyapsiz. U yerda zikr qilinmayapti.
Lekin imzo atilinyapti, sizdan qog'oz olinyapti, sizga qog'oz beryaptiki, u aytayapti, sen Rusiyaga keldingmi, bemalol yashavergin. Hech kim senga zulm qilmaydi. Birorta zulm qilsa menga shikoyat qilasan. Masalan, birorta rus senga zulm qilsa menga shikoyat qil, men haqqingni olib beraman, deyapti. Sizga shu va'dani beryapti. Hech kim senga zulm qilmaydi, deyapti. Va sizdan va'da beryapsizki, men ham sizlarga zulm qilmayman. Men ham sizlarning mollaringizni olmayman. Lekin uyingizda o'tiribsiz, uyingizga bostirib keldi ruslar. O'g'rilar, ya o'ldirmoqchi, ya pulingizni olmoqchi. Ana unda uni o'ldirasiz, uni pulini olasiz, boshqa masala u. Lekin sizga hujum qilmasa, sizga zulm qilmasa, siz hujum qilishlik haqqingiz yo'q. Chunki sulh qilib bordingiz bu yerga. Sulh qilib bordingiz. Qarang, kazzoblik bo'lyapti, xiyonat bo'ladi, Allohning la'natiga qolasiz. Doim Allohning la'nati yog'adi sizga. Alloh va rasuliga xiyonat qilyapsiz siz. Islomga xiyonat qilyapsiz. Va kofirlar aytayaptiki, biz islomni yaxshi bilamiz, islomga ko'ra, islomni juda yaxshi biladi ular. Islomni tagida yashadi ular. Biz 1000 yillar boshqardik ularni. Biz boshqardik ular tarixni yaxshi biladi, bizning musulmonlar tarixni bilmaydi. Ammo ular tarixni juda yaxshi biladi, biz ajdodlarimiz boshqardi ularni. Bu chegara masalalarini, bir davlatdan davlatga borish masalalarini juda yaxshi bilishadi ular. Islomga ko'ra bir musulmon bir davlatga viza bilan yoki muhr bilan pechat bilan kiryapsizmi? Borganingizdan keyin uni propiskasini olyapsizmi? Siz ularga xiyonat qilishingiz joiz emas, harom sizga. Alloh va rasulining la'natiga qolasiz, g'azabiga qolasiz. Islomga xiyonat qilgan, butun islom ahliga xiyonat qilgan bo'lasiz. Agar sizni qiziqtirmasa, Alloh va rasulining la'nat qilsa, qilaversin, butun islomga xiyonat bo'lsa, bo'laversin, ammo cho'ntagim to'la dollar bo'lsin desiz, unda siz yo'lingiz boshqa ekanda vaqtingiz qilaverasiz. Vaqtuluhum haysu saqiftumuhum. Kofirlarni qayerda ushlasangiz o'ldiringlar, deyapti Alloh taolo. Qarang, vaqtulu o'ldiringlar. Oldin jang qilinglar dedi, endi o'ldiringlar, deyapti. O'ldirish qachon bo'ladi? G'olib bo'lsangiz bo'ladi. Alloh hikmatini qarang. Oldin jang qilishlikka buyurib, endi o'ldirishga buyuryapti. Bu yerda bashorat bor. Alloh aytayaptiki, sizlar jihad qilinglar-da, nusratni men beraman, deyapti. Men yordam beraman o'zim, deyapti. Ammo jihad qilingiz, jihad shariy jihad bo'lsin. Masalan, bir jamoatni fikri bo'lgan jihad emas. Ya bizning zamonimizdagi fosiq yoki zolim amirlarni o'ylagan jihad emas. Qur'on hadis jihadi bo'lsin. Qur'on hadis aytgan jihad. Payg'ambarimizning qilgan jihadi bo'lsin. Sahobalarning jihadi bo'lsin. Vallohi billahi Allohga qasam ichamanki, albatta nusrat keladi. Albatta aziz bo'lasiz, g'olib bo'lasiz. Lekin siz jihad deysiz, jihadni jinsini ham bilmaysiz. Jihad hukmini bilmaysiz. Jihodiy bir jamoatga bordingiz, u jihodiy jamoatdan jihodni nimaligini bilmaydi. Jihodni amiri ham bilmaydi jihodni nimaligini. Ha, bitta ikkita oyatni yodlab olibdi. Bu boshqa masala u. Ikkita uchta oyatni yodlab olgan, ikkita uchta masalani o'rganib olgan. Ha, deb baqiryapti. Lekin bilmaydi jihodni. Johil. Bu jihod deyilmaydi bu. Bu jihod emas bu. Va sizga nusrat ham kelmaydi, Allohning yordami ham kelmaydi. Yordami kelmaydi. Siz mu'tadin bo'lasiz, haddidan oshuvchilar bo'lasiz. Shariatga xilof qilyapsiz siz. Islomni badnom qilyapsiz. Jihodni badnom qilyapsiz siz. Siz shariatga muvofiq jihod qiling, Allohga qasam ichamanki, Alloh albatta nusrat beradi sizga, albatta g'olib qiladi. Sahobalar jihod qildi, jihod qilgan sari rivojlanib ketaverdi. Bizning zamondagi mujohidlar jihod qilyapti, borgan sari orqaga ketishyapti. Nimaga bunday bo'lyapti desiz? Agar biz natijaga mas'ul emasmiz deysiz. To'g'ri, natijaga mas'ul emassan, lekin natija bo'lishi kerak-ku. Odam bir tijorat qilsa, ne o'ylaydi, men bir do'kon ochsam, qancha xarajati bor, qancha daromadi bor deydi. Yoki bir mamlakatdan mamlakatga mol olib borsam, qancha xarajat bo'ladi, qancha foydasi bo'ladi deydi. Foydasi bo'lsa qiladi, bo'lmasa qilmaydi. Diniy masalalar ham shunday. Sen jihod qilasan, shuncha odam fidokor, fido bo'lyapti. Shahid beryapmiz. Shuncha farzandlar yetim qolyapti. Shuncha odam yarador bo'lyapti. Shuncha pul ketyapti. Qani natijasi nima bo'ladi natijasi? Islomga nima foydasi bor buni? Foydasi bo'lmasa nimaga qilyapsan buni? Bizning zamonimizda shuni yo'q qolgan desa, yolg'on gapiryapti, kazzob. Buni hech qanday zamondan ta'siri yo'q uni. Payg'ambarimiz alayhisalomning zamoni eng qiyin zamon edi. O'sha vaqtda jihod qilindi, borgan sari taraqqiyot qilindi, borgan sari kuchaydi. Borgan sari quvvatli bo'ldi. Borgan sari g'olib bo'ldi. Nimaga bizning zamondagi mujohidlar borgan sari kuchaymayapti? Nimaga kengaymayapti? Nimaga quvvatlanmayapti? Demakki,
Bizi zamanındaki mücahidler ben, sahabeler zamanındaki mücahidler okşamaya tırbırıya. Okşasaydı, sahabeler ge okşagen bu geldiydi, sahabeler iki gen nusret, bizler bunlar ge elbette kilerdi. Elbette kilerdi. Bu Allah'ın kanunu bu. Ular uzlarını yaşırıp, adamlarını alamet kılıp, hiç delil tapışarmasa ne deyişedi? Biz ne kılıyız? Hemen oğlum bizge karşı bulsa, bizi teşebbü koygen bulsa, Müslümanlar bizge adam vermese, biz ne kılıyız? Deydi. Elbette neçidi bu miyette deydi. Demek ki oğlumlar ge suyanıp kılıyıp durdu değil mi cihatta? Adamlar ge suyanıp kılıyıp durdu değil mi? Sen Allah ge suyanmagen mi deyin sen? Hasbunallahu ve ni'mel vekil demegen mi deyin? Peygamberimiz Aleyhisselam adamlar ge suyanıp kıldı mı? Sen Allah ge suyanıp kıl. Demek ki adamlar ge suyanıp sen. Adamlar ge suyanma. Birinciden, ikinciden yalan yapar yapsan. Etrafında kanca Müslüman var seni? Kanca Müslüman hizmetinde? Demek ki sen ge? 1 milyon adam itaat kılış gereği mi? Şunda cihadinden netice buladı mı? وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْسُ اَخْرَجُوكُمْ Ve silahı çıkar vargen yerden uladiyem çıkar var iler diyetti Allah-u Teala. Efendim? Çıkar var iler diyetti. Demek çıkarışlığı ki imkaniyetiz böyle yaptı. Kafirlerdi Peygamberimiz Aleyhisselam bari Medine'den çıkar var geldiğini kafirler Mekke'den Peygamberimiz Aleyhisselam kafirlerdi Mekke'den çıkar geldiğini kafirler etedi ki hani bu zulüm. Müslümanlar zulüm kılıyordu. Yani, vatandan çıkar var yaptı ya dedi. Ama silah çıkar vardı eski Muhammed Aleyhisselam'dı. Ebu Bakir'de Umar'da çıkar vardı eski. Bugün de cezaları izi alıyorsunlar. Şu zulümde kıldılar cezasını alıyorsunlar. Bizim zamanımızda hem şimdi, bütün tarihte şimdi. Ular Müslümanlar ki hem zulümde kılı yaptı. Hem zulümde kılı yaptı. Kim Müslümanla ula ceza verse dat dişi yaptı ki. Müslümanlar zalimdi. Allah deyipti ki silahı çıkar varken yerden uladı çıkar var ilerdi deyipti. Kalın çıkarış ki hareket kirlerdi ne yaptı? Çıkar var ilerdi deyipti. Demek uladı şeytten çıkar varışlıkça imkan veriyipti Allah Teala. Küçüz böyle yaptı çünkü. Şunun için çıkar var ilerdi deyipti. Eğer sizi kulizden kemese Allah Teala onda sizi kulizden kemegen nesege mükellef kıyken buladı. Küçüz yetmegen esenge büyürgen bular. Bu caizmez bu. Allah Teala bir kuluge buna sana vaada kıldı mı, amir kıldı mı, demek ki kul şunge küçüz yeterdi. Takati var. Allah Teala cihatke büyürgenden ki, ulan öldürürler de yaptı, demek öldürüşke kuvvetiz buladı ve çıkar var iler vatanlardan de yaptı. Onge en küçüz buladı, yeterdi. Kiyin kafirler bana dat değişti başlayırdı. Bana Müslümanlar adam öldür yaptı deydi. Süüti tafsir etkendik, Haramda adam öldürüyordu ya bunlar neydi? İhramda ya adam öldürüyordu ya? Hürmetli aylarda adam öldürüyordu bunlar. Ve ayette mutlaka kılıyordu ki bunlar mutlak adam öldürüyordu. Dedi Allah ayette yaptı ki bunlar da itirazı ya vel fitne tuveşeddu minel katil. Fitne katilden beter. Doğru Müslümanlar silahı da öldürüyordu. Ama silah fitnelerde bir kareler şirk giltiriyordu ki silah. Allah'a şirk giltirdiler. Şirk katilden bettendir. Sizler kafirsiler. Allah'a küfür giltiriyorsunlar. Allah'a suki yapsınlar. Allah'a eziyet veriyorsunlar. Allah'a hakaret kılıyorsunlar. Bu katilden bettir bu. Bitti tafsir. İkincisi fitne eziyet diyanı. Sizler Müslümanlara fitne kılıyorsunlar ki eziyet veriyorsunlar ki zulüm kılıyorsunlar ki bu katilden bettir o. Müslümanlar sizlerini azap vermesinden, kıynamasından o sangini öldürüp köyü yaptı. Sizler apkir olup her hıl azap veriyorsunlar ki, tınarlarını suğru alıyorsunlar ki, kaynayan suyuları kuyup da şey yapsınlar ki, yakıp da şey yapsınlar ki, Müslüman yollarını 10 kişiler, 20 kişiler zınakıyla yapsınlar ki, Müslüman yollarını. Harlat da şey yapsınlar ki, erkeğini hem ayalını hem, resmi vakıf da şey yapsınlar ki, bu ölümden bettir ki, O şekilde Müslümanlar yalanıyordu. Bizi bunu yıkılıp harlayana göre öldürgen diyordu. Kül yapsalar ki biz seni öldürmeyimiz hali ki burası vakılarımız diye yapsalar ki. Sizler bu fitneleriz katilden bettir ki. Ne dod diye yapsalar yandı. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Allah ayet ki Mescid-ül Haram'da ulardan can kimiyeler. Haram'da can kimiyeler. Bana suyutiyini etken geplerini ki işaret ediyordu. Etki o şey, umrağa tekişliğine azıl buldu bunlar.
sahabalarga Alloh taolo izn berdi jang qilishlikka. Aytdiki, Masjidil Haromga borganlarda jang qilmanglar. Chunki haramda jang qilish joiz emas, durust emas. Hatta yuqotilukum fihi, ular sizlar bilan haramda jang qilguniga qadar. Jangni boshlasa qarab turmanglar, sizlar ham jang qilinglar. Shuning uchun sahobalar umraga ketishdi-yu, qurol-yarog'larini olishdi. Qarang, demak biz ibodatda bo'lgan taqdirimizda ham qurol-yarog'imiz yonimizda bo'lishi kerak. Doim jangga jihodga tayyor bo'lishligimiz kerak. Fa in qatalukum, agar sizlar bilan jang qilsa faqtuluhum, ularni o'ldiringlar deyapti. Qani yana o'ldiringlar deyapti. Ular bilan jang qilinglar demayapti Alloh taolo, o'ldiringlar deyapti. Yani sizlar g'olib bo'lasizlar deyapti. Men o'zim yordam beraman deyapti. Hech narsa qilishmaydi ular deyapti. Kazalika jazaul kafirin, kofirlarning jazosi mana shundaydir. Bu oyat to'g'risida ham ba'zilar aytadiki, mansub bo'lgan falomiston deydi. Yo'q, mansub bo'lmagan. Masalan, payg'ambarimiz alayhissalom Makka fathida jang qildilar. Ular masalan o'sha vaqtda jang qilishmayapti turdi. Payg'ambarimiz yani bostirib bordilar-da jang qildilar-ku. Deydi, hadisda payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilar. Ya'ni faqatgina menga shu kuni bir soatga, ma'lum muddatga halol qilindi, izn berildi. Bundan oldin ham joiz emas edi haramda jang qilishlik, bundan keyin ham joiz emas. Haramda jang qilishlik joiz emas. Bu Alloh taoloning qadimdan qo'ygan bir qonuni. Lekin payg'ambarimizga Alloh taolo Makka fathida izn berdi. Makka fathi bo'lguniga qadar qisqagina muddatga izn berdi. Payg'ambarimiz Makkani juda chiroyli bir holatda fath qildilar. Endi hozir ham haramda jang qilish joiz emas. Lekin mabodo haramda siz ibodat qilib o'tursangiz, tavof qilib tursangiz, zikr qilib o'tursangiz, Qur'on o'qib o'tursangiz, namoz o'qib o'tursangiz, ular hujum qilsa sizga, o'ldirmoqchi bo'lsa, tomosha qilib o'tirmaysiz, joiz emas haramda, demaysiz. O'ldirasiz unda. O'zingizni himoya qilasiz. Bunga ixtilof yo'q, butun ulamolar aytadi buni. Endi kofirlar e'tiroz qilsa, sizlar mana haramda ham o'ldiraveryapsizlar-ku, haj mavsumida ham, umra mavsumida ham, ihromda ham o'ldirib yuboraveryapsizlar-ku. Desa Alloh aytayaptiki, kazalika jazaul kafirin. Mana shu kofirlarning jazosidir. Sizlar qancha o'ldirdilaringiz? Qancha zulm qildilaringiz? Qancha odamlarni chiqarib yubordilaringiz mamlakatlaridan? Qochib ketishga majbur qildilaringiz. Hijrat qilishga majbur qildilaringiz. Endi bu sizlarning jazolaringiz, qatl bo'lishlik va vatandan chiqarilishlik sizlarning jazolaringizdir, deyapti Alloh taolo. Qarang, islom qanchalik mukammal din. Shuning uchun kofirlar hasad qilib chidasha olmayapti. Bu din kofirlarning qo'lida bo'lgan deydi. Lekin bechoralar mahrum bo'lishdi. Bu din qimmatbaho din bizga nasib qildi, ammo musulmonlar qadrini bilishmayapti buni. 192 oyat. Fa in intahu fa innalloha g'afurur rahim. Agar tiyilsalar, to'xtasalar, albatta Alloh taolo g'afurdur, rahimdir, mehribondir. Suyuti aytayaptilar, fa in intahu anil kufri va aslamu fa innalloha g'afurur rahim. G'afurun lahum rahimun bihim. Agar ular kufrdan to'xtassa va islomni qabul qilsa, albatta Alloh taolo ularni kechiruvchidir va ularga mehribondir. Qarang, Alloh taoloning yana marhamatini. Tinmasdan, to'xtamasdan jang qilinglar demayapti Alloh taolo. Agar ular to'xtasa deyapti. Bir necha tafsiri bor. Biri, ular kufrdan to'xtasa, islomni qabul qilsa, jang to'xtadi. Hamma narsa to'xtadi. Biz ular bilan jang qilmaymiz, agar islomni qabul qilsa. Vatanidan ham chiqarib yubormaymiz, chunki aka-uka ko'p qolamiz. Islomni qabul qildimi, islomni mukammalligini qarang. Aytmaydiki, bu kecha sen bilan jang qilyapti turdi, ashaddiy dushman edi, mingta musulmonni o'ldiruvdi demaydi. Islomni qabul qildimi, innamal mu'minuna ixva. Mu'minlar aka-ukadir. Akangiz bo'lib qoladi. Siz unga bug'uz qilishga, nafrat qilishga haqqingiz yo'q. Bir jasadingiz bo'lib qoladi. Bir o'p qolasiz, bir safga kirib qolasiz. Islomning mukammalligini qarang. To'xtasalar deyapti, fa innalloha g'afurun, albatta Alloh taolo kechiruvchidir deyapti. Alloh taolo aytayotganki, men kechiraman deyapti. Kofirlar tarqisin shirkini, kufrini, islomni qabul qilsin, kechiraman deyapti. Va rahimun, va mehribonman deyapti. Qarang, g'afur sifatini bilasizmi? G'afurning ma'nosi juda keng. G'afur. Rahim
Tavba kıyanlarını günahını keçiremen de mehribanlık kılemen deyapti Allah Teala. Kafirler de çakır yaptı. Yani, kafirler o mesulüke düşmesin. Kesin deyapti. İkinci tefsiri, kafirler bu zulümden tohtasa. Zulümden, fesattan tohtasa. Müslümanlar zulüm kılıçtan tohtasa degen bosa. Kiyin böyle, eğer İslam'da kabul kısa, Allah uladı keçirerdi. Dip tefsir buladı. İslam'da kabul kımasa, onda Allah Teala mu'minlerde keçiri uçudur. Mu'minlerde mehribandır buladı. Kafirlerde nesletenmez. Şunun için, fe'inin tehavu ne en güzel tefsiri, eğer küfürden tohtasa, şirkten tohtasa, İslam'da kabul kılasa. 193. ayet. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَاِنْ اِنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Allah Teala yine cihat kebir yapkarın. وَقَاتِلُوهُمْ ulardan cenk edilir yap. Ne işte buyruk etmek etkili yapkarın. Hadif cihat ke cenge buyruk bul yap. قَاتِلُوهُمْ ulardan cenk edilir. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ Fitne kaba günge kadar. Ve din Allah için bugünüye kadar. Eğer tohtaseler, değilseler, zalimlerden başka hiç kimge düşmanlığı yok. Fakat zalimlerge düşmanlığı var halas. İslam tarafından. Suyutiyeti yaptılar. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ تُوْجَدَ فِتْنَةٌ شِرْكٌ Kafirlerden cankililer, fitne yani şirk, buma günüye kadar, tücadu tapılma günüye kadar. Ve yekûne dinu al-ibadatu lillahi vahdehu. Ve din ibadet yalnız Allah için bugünüye kadar. La yu'madu sivahu, Allah'tan başkasına ibadet kılınmayan zaman, halatki günüye kadar. Fe'inin tehav ani şirki, eğer ula şirkten değilseler, tohtasalar, fe la ta'tadu aleyhim. Ularge tecavüz kümeyler. Şirkten tohtadı mı, haddelerini aşmıyorlar. Ulaki kol uzatmıyorlar. Delle ala haza fela uduvane. Şimdi bunu kalpten bile yaptınız siz. Düşmanlığı yok diye yaptık ki Allah Teala. Şundan bile yaptınız. Düşmanlık kimiyiz ulaki? Yani i'tida bi katlin ev gayrihi. Uladı öldürüp, ya ki malını tartu alıp, ya ki azab verip, kamer. Bunda düşmanlığı yok. Dost bulanız, haz etkenimizdeki. Ve men intehe felese bi zalimin. İlla ala zalimin, lakin zalimlerle düşmanlığı var. وَمَنْ اِنْتَهَا فَلَيْسَ بِزَالِمِينَ Kimi ki bu şirkten tohtasa o zalimmez. فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ Onunla düşmanlığı yok. Allah Teala yine cihatke büyürü yaptı. وَقَاتِلُوهُمْ Ulardan cenk ilerdi yaptı. Amr kılı yaptı. Fitne buma günüye kadar. Fitne şirktir. Birincisi şirk. İkincisi İslam'a böyle yaptırırken düşmanlık. Üçüncü tafsir İslam ahlige böyle yaptırırken zulüm, eziyetler. Şular bitse cihat tohtaydı. Bütün kafirler bilip koysun. Ve kafirleri yeri yaşken fasık, münafık, Müslümanlar bilip koysun ki cihat tohtaydı. Cihatlı tohtaşırken bizim tarafdarımız. Cengli tohtaşırken bizim tarafdarımız. Dünyadan fitneni yok atışsın. Fitne kımasın onlar. Fitneçi onlar fitne kılıyordu. Mecbur cihat kılıyordu. Şirkli küfürlü tohtaşsın. Allah'a zulüm kımasın. Mumunlarla zulüm kımasın. Allah'ta bendelerine zulüm kılışmasın, cihatı tohtatelik. Madem ki ula zulüm kıladigen bosa, fitne kıladigen bosa, biz mecbur cihat kılamız. Demek bana bu ayet, dünyada şirk bitkünüye kadar cihatı farz dikeliğini kursatıyor. Cihat farz. Hadi o adamla soruyordu, cihat farz mı farz mısın? Farz, Allah Teala kanca ayetlerde büyüdü yaptı. Şimdi hem düşünmüyordu mu insanlar? Ha? Rahmetullah. Acil insanlar düşünmeyi gün kalışken. Ne işte buyruk gitmek etkili yaptı arka marka. Şirk kama günüye kadar cenkeliler ularla ne yaptı. Demek dünyada şirk busa cihat var. Fers. Cihatı ferdiye kaçan biterdi dünyada şirk kamasa. Şunda cihat fers bu mıydı? Bu mesela cihat fers. Bunu bilip koyuyorlar. Yani ayetten sabit böyle yaptı bu. Başka deccal alimler ne verirse diyorsun. Tahsillenmeyler onlardan. Dünyada şirk kaçan biterdi? Şunu yan bilirler ki İsa aleyhisselam zamanında biterdi.
Bunda bitmaydi. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın zamanıya kadar cihat farz ketaveradi shuning. Çünkü bir orta ayette, hadiste aytilmagan İsa'dan aldın, dünyada şirk bitadigan zaman keladi deb aytilmagan. Fakat İsa Aleyhisselam zamanında bo'ladi xolos u. Demek ki İsa Aleyhisselam zamanigacha cihat farz. Kimiki cihatı farzligini inkor qilsa kafir bo'ladi. Fasık bo'ladi, din düşmanı o. Xoin, kazzob o. İslomning qonuni mana shu. Müslümanlar halasa kabul kısın, halasa kabul kımasın. Kabul kımasın, Müslüman ben demesin ki. Kafirler bunu yaxşı bilişadi, kafirler. Kafirler bu hükümlerde cüda yaxşı bilişadi. Tarihlerde hem unutkanı yok, Kur'an'da hem yaxşı bilişadılar. Fakat Müslümanlar da eldeştiği için başkaca kürset yaptı halas. İslam'da cihat yok, adam öldürüşü yok diye yaptı. Bu yüzden şu ayetlerde cüda yaxşı bilişadi. Şimdi kafirlerin akıllı yaptı. Şu ayette bizge inkar kıldıramazsa, inkar kıldıramaydı. Bu ayette büzeyse, büzelmiyordu. Çünkü Allah himaye kılamadı. Kur'an'da Allah himaye kılayıp, çünkü büzelmiyordu. Ne mekile yaptı? Kur'an'da kolumuzdan koyu yaptı. İlimden uzaklaştır yaptı bizi. Kur'an-ı Hadis'te örgenişten uzaklaştır yaptı. Biz bilmediğimizden ki, bu ayetlerde bilmedik mi? Cihatta inkar kıyanları, yem koşulup getiriyor, biz inkar kılıp. Bu zamanda cihat bu meydedirse, yani doğru diye yapıyoruz. Ne varsa doğru diye bir yaş bir doğru yapıyoruz. Şu ayetlerini yaşayışta birden bir yolu ilimsizlik. Başka yolları yok. Demek biz ne kılışımız gereken? Ümmetke ilim ürgeçliğimiz gerek. İlimge ahamiyet birişliğimiz gerek. İlim tarikatçılığımız gerek. Ümmet ilimden haberdar mısın? Uzunu Kur'an'ını okup çünedigen mısın? Kim hamesi güzel buladı. Lekin hozir musulmonlarimizning ko'pchiligi, masalan, fasiqlarni qo'ying, dindorman deganlari ko'pchiligi ahli ilmga dushman bo'lgan. Va kofirlarga xizmat qilishyapti. Ahli ilmga dushmanlik qilishadi. Madrasalarga dushmanlik qiladi. Qur'on hadisni o'rganyapti, o'rgatib turganlarga dushmanlik qilishadi. Kofirlarni doirasiga o'nga tushgan holatda. Dindorlar qilyapti shuni, dindorlar, boshqalar emas. Fasiqlar ahli ilmlarni yaxshi ko'radi, hurmat qilishadi. Bezorlar yaxshi ko'radi, hurmat qilishadi. Ammo dindorlarni qarasiz, bu olimlar. Bu madrasa, nima degan gap bu? Falomiston, ming xil tuhmat, iftiro, janjal. Musulmonlarda shu madrasani yo'qotishdan boshqa g'ami yo'q. Eng katta g'amlari, orzulari madrasani yo'qotish. Islomiy jamoatlarda ko'pchiligi ilmga zarar beryapti. Masalan, tablighlarda ko'rasiz, ko'pchilik aytadiki, ilm zamoni emas, hozir da'vatni zamoni deydi. Madrasada o'qiyap turgan talabani boshini aylantirib, hozir ilm o'qiyotgan vaqtda shuncha odam jaholat tashayapti-ku, da'vat qilishing kerak deb ketyapti. Mujohidlarni ham qarasa, hozir ilmni zamoni emas, shuncha zulm bo'lyapti, ilm o'qiyotgan zamonmi hozir. Madrasada ilm o'qiyap turgan talabani boshini aylantirib, jihodga ketamiz, jihod farz deb jihodga ketyapti. Qarang. Kofirlarki ilmni yo'qotishga harakat qilyapti-da, bular ham qarang, dinga xizmat qilyapmiz deb turganlar ham İlimli zamanı mesleyaptı. Ya ki dinge siyasi tarafından hizmet kılıyıp durgenlerim şunlik. Sen madrasada oturduğun vakit nasıl alır? Ki bizge sekreter bul. Bundan göre bizi teşkilatımızı şüpürgenin evzeli yaptı. Ya ki hazır iktisatla şugulanadığın vakit yaptı. Madrasada oturduğun vakit nasıl hazır yaptı. Ama o da bilmeyaptı ki küfürge hizmet kılıyıp durgenlerim. İnsanlar da dinden uzaklaştığına sebepçi buluyaptı. Dinden habersiz konuşuyor ki sebepçi böyle yaptı bunlar. Biz medreselerde köpertişliğimiz gerek, alimlerde köpertişliğimiz gerek. Şunda ümmet uyganadık, şunda ki hak yolu topadı. Bunun başka çaresi yok. Fitne kama günüye kadar can kırılır. Ve din hemese Allah'ınki bugünüye kadar. Dünyada İslam'dan başka din kamaydı, ki cihat toktaydı. Hemen İslam'da buladı. Hemen fakat İslam'ı amel kıladı, ki cihat toktaydı. Ki can toktaydı. Eğer tohtasalar, fela udvana, kafirler şirkten tohtasın, küfürden tohtasın, zulümden tohtasın, hiç kendi düşmanlığı yok. Belki eke öke bulamız. İnnemel mu'minuna ihva, mu'minler eke ökedir diye yaptı Allah-u Teala. Birden eke öke bulamız. Aldığı günahlarını esletmeyin mi zulerge? İlla ala zalimin. Lekin zalimlerge düşmanlık var. Zalimler kimler? Şirkten tohtamayanlar. Ularge düşmanlığımız var. Biz düşmanımız. Kafirler bizi düşmanlarımız. Müşrikler bizi düşmanlarımız.
Ular da dost demeyler. Allah aytayapti karim. Zalimlerge düşmanligimiz bor deyapti. Kafirler de dost demeyler. Hozirgi Müslümanlar şu derecede cahil ki kafirler de dost deydi. Dost. Biz dostumuz deydi biz. Caizmez, haram bu. Ve bu ayette beşareten böyle yaptı. Dünyada şirk bitgünüye kadar. Bütün dünya İslam bugünüye kadar cankillerde yaptı mı? Demek ki hüküm bularken. Elbette şu nasıl bular. Şu bugünüye kadar yaptı ki. Mesela yukarıda rozanı gördüler ki o. Vati musiyama ilerleyil. Rozanı keç keçe bitirirlerdi yaptı mı? Demek keçesi kilerken de. Düşünüz mü? Keçesi keçe sabır kılıyorsunuz. Keçesi kil yaptı mı? Verdiğim Allah-u Teala fitne yukarı günüge kadar cihat kılıyordu yaptı mı? Bir çekere koyu yaptı mı? Demek bu kilerken bu. Hele şunu deyip günler kilerdi ki dünyada bir artı müşteri